Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün EVE Vanguard oynuyoruz. EVE Online'ın Vanguard yani FPS versiyonu arkadaşlar bu oyun. Ve şu lanet olsun ses geçsin diye bir hazır diyeceğim. Yani cidden başlangıç için daha kötü bir ses seçemezlerdi herhalde. Arkada sürekli cızıltı gibi bir ses var. Arkadaşlar oyunun mantığı şu şekilde. Bir görev seçiyorsunuz. Bu görevi harita içerisinde yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra bir para kazanıyorsunuz. Bu para ne işe yarıyor? Ne yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Çünkü şimdi o kadar oraya gelemedim. Bu arada oyun grafiği bende medium'da. Daha yüksek alamıyorum arkadaşlar yayın yapıyorken. Normalde Ultra'da oynayabiliyorum. 3060'da. Size oyunla alakalı ilk birkaç görüşümü söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle oyuna başlarken. Yüksek grafikte oyun bayağı güzel. Yani Medium'da da kötü değil gördüğünüz gibi. Güzel. İdare eder. Özellikle bu firmanın ilk FPS oyunu olduğunu düşünürsek. Burada sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Oyun arkadaşlar FPS oyunu olmasına rağmen. FPS'in dışında yaptığımız işler çok can sıkıcı. Bakın. Z'de craft yapabiliyorsunuz mesela. Şuradan mermi craftlayalım kendimize. Çünkü emin olun ihtiyacımız olacak. Ve bir şeyi craft yapmak mermi için bile 8 saniye sürüyor. Daha üst sürelerde daha fazla. Şimdi arkadaşlar oyunda merminiz o kadar çok bitiyor ki. Bu craftladığınız mermilere çok fazla ihtiyacınız oluyor. Ve 1 saniyede ölebileceğiniz FPS oyununda 8 saniye craft yapmanın işkencesi nasıl olur siz tahmin edebilirsiniz. Bir köşeye saklandığınız anda adam sizin zaten craft yapacağınızı düşünüp üstünüze gelip sizi öldürebiliyor. Birkaç tane daha saçmalık var. Ona bakın mesela görev yapmamız gerekiyor demiştim ya size. Şimdi görevi almak için atanan tuş oyunda Caps Lock. Ya daha saçma bir tuş yok zaten. Sonra diyelim ki görev seçelim. Ne olsun? İkinci görev olsun. 8 tane şunlardan yok et diyor. Kabul et. Şimdi. Taba basıyorsunuz arkadaşlar. Oyun size böyle yuvarlak alanlarda hani görevi eşyaların olduğu yeri gösteriyor. Biz şimdi kolay bir görev seçtik ama zor görevi seçerseniz mesela birinci sıradaki görevin parası yüksekti ya o biraz daha zor. Allah yardımcınız olsun. Oyunda hiçbir şeyi bulamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar şöyle sağ tuşa basılı tutmazsanız bir kere oyuncuları görmeniz bile mümkün değil. Çünkü üst kısımda herhangi bir şey yok. Yine üst kısımda görevle alakalı şeyleri gösteren bir şey yok. Sadece böyle açınızı gösteriyor hangi yöne baktığınızda. Hani oyuncuları bulmanız çok zor. Görev eşyalarını bulmanız çok zor. Mermi yapmanız çok zor. Birilerini öldürdüğünüz zaman loot alabiliyorsunuz ama o hiç hoş olmaz. Onlardan mermi yapacak loot'u genelde alamıyorsunuz. Şimdi 3'e basıp can dolu yenileyebiliyoruz. 3'e bastık. Kalkanın dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Sağ altta bir canınız bir de kalkanınız var. Heh, şimdi kalkan doluyor. Bakalım nerede bu adam? Bize gelmiş. Evet. Bakın mesela bundan biomas diye bir şey topladık. Şundan da biomas alalım. Sonra Z'ye basıyoruz. Recycle diyoruz. Bir işe yaramıyor. Peki. Mermi yapmada yarıyor mu? Yaramıyor. Süper. Bakın mesela şu anda bir ordu mermi harcadık. Ve bunun karşılığında hiçbir mermi yapamadık. Hop. Bir şey var orada. Bu tür senaryolar oyunda çok fazla. Ve karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz. Yani bir yerden sonra merminiz bitiyor. Ve FPS oyununda FPS oynayamıyorsunuz. Neyse öldük bari bu sefer mermimiz bitmeden. Yani bir iki sefer daha oynadım arkadaşlar ama oyunda en saçma mekanikler ve yeniden doğamıyoruz. Niye? Normalde bir kere yeniden doğmamız izin veriyor olması lazım. Neyse çıkalım. Bir daha girelim. Back to lobby dedik. Şimdi bir daha girdiğimizde de arkadaşlar anlayacaksınız ama yani FPS olarak güzel. Rakibi ateş edip kapışıyorsunuz. Sürekli bir aksiyon var. Ama sorun o aksiyona girmek için yapacağınız işkence mermi üretme. Mermi parçaları bulmak şeyleri. Yani craft yapmanız gerekiyor. Böyle bir oyunda craft'a çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Yani 10 saniye olduğuna bakmayın. Diğer eşyaları craft etmeniz gerekirse hani bazen 30 tane mermi üretmek için 20 saniye harcıyorsunuz. Ateş etme kısmı bu şekildeydi. Görevleri yapma. Şimdi zor bir görevi seçelim. Durumu anlayın. Doğrusu az önce seçtiğimiz görevde de mesela görev yerine varmıştık aslında. Ama hiçbir şey göremedik gene. Şimdi bir caps lock deyip şöyle 4 tane Relay Unit Utility Item yap. Onları Salvage Target'lere koy demiş. Şimdi biz onları nasıl yapıyormuşuz? Relay Unit'i. E-Part diye bir şey lazım. Çok güzel. Şimdi E-Part'ı nereden bulacağız? Hiçbir bilgi yok. Neyse. Ha bakın mermi yapabiliyoruz bu sefer. Mesela bu sefer neden mermi yapabiliyoruz? Bilmiyorum. Açıklamıyor da size. Neyse en azından bu sefer arkadaşlar bir iki şarjı daha fazla ateş edebileceğiz. Şimdi. I'da mesela inventory var. Ama içinde gördüğünüz gibi hiçbir şey yok.
Görev yerimize doğru bir gidelim bakalım. Ya çok güzel olabilecek bir oyun. Ama oyunu biraz zorlaştıralım. Diğer oyunlardan farklı yapalım. Şunu da ekleyelim derken en önemli şeyi unutmuşlar. Ateş ettirmeyi. Yani FPS oyununda ateş edemiyorsunuz arkadaşlar. Eğer sürekli ateş ederseniz ya da birazcık bile fazla ateş ederseniz mermimiz olmuyor. Tamam. Bir şeyleri lootladık. Bu arada ilk defa bir loot konteynerde o kadar eşya vardı. Normalde hiçbir şey olmuyor içinde. Evet. Q'da böyle farklı farklı mermi çeşitlerini kullanabiliyorsunuz Q'ya bastığınız zaman. Yanlışlıkla yaptım ben onu. Craft için Z'ye basıyorduk. Şöyle birazdan mermi yapalım. Bir tane yapabiliyormuşuz. Bu ne şimdi? Bu bizim görev eşyası mı? O resimdekine benziyordu çünkü. Targetlemiş mesela buna. İlk defa bir görev nesnesini hedeflemiş. Rele yönetleri yaptıktan sonra buna getireceğiz demek. Bu arkadaşlar dördüncü oyunum. Yani bu videoyu çekmek için. 2-3 defa sorun oldu. Yüksek grafikte denediğim için. Ve ilk defa görev nesnesini görüyorum. Yani bu kadar dibine gelmediğiniz zaman göremiyorsunuz. Daha zor görevlerde hiç görmüyorsunuz dibine gitseniz bile. Şimdi biz şu craft şeyleri için ne lazımmış bakalım hemen. Oyun. İşkence arkadaşlar, craft menüsü bile işkence ya. Bunlar değildi. Bizden bunu yapmamızı istiyordu. Nanit diye bir şey lazımmış. Tamam, etrafta loot bakacağız o zaman. Bunda ne var? Nanit varmış. Bu güzel. Şimdi yapabiliyor muyuz? İnterfeys komplet yapamıyoruz. Birazdan nanit lazım. Oyuncularla beraber NPC'ler de var. O yüzden yani ikisini de avlamanız gerekiyor. Mesela bunlar NPC. Ne taşıyordu öyle ya? Neymiş? Nanit güzel. Kardeşim sen ölmedin mi? Ne yapıyorsun lan öyle? Buna ne diyorlardı? Köprü mü diyorlardı? Köprü yaparak öldü adam. Vallahi adamın son arzusu buymuş herhalde. Böyle bir istekle gittiğine göre. Şimdi bir tane yapıyoruz. İkinciyi yapamıyoruz. Tamam. En azından bir şey yapabildik. Burada ne var? Bunda da nanit var. İlk defa görev yapacağız galiba. İki tane olacak bununla beraber. Bunda da nanit var. Üçüncüyü yapabileceğiz. Yok yapamıyoruz. Niye? Enerji sel yok. O zaman da kazanılıyor galiba. Çünkü artıyordu. Dur biraz ateş ediyorum. Lan. Bu arada, bakın bu arada mermimiz bitiyor bunda. Toplam 127 tane kalmış. Şimdi az önceki kutulardan lazım bize. Şurada var. Yok ben bunu kutu zannettim. Çaktırmayın. NPC'de kardeşler. Size kutu verebilir misiniz? Ekran niye kırmızı? Benim canım full. Kalkanım full. Sağ altta arkadaşlar canı ve kalkanı görebiliyorsunuz. Mavi çubuk kalkan. Diğeri can. Yani azmış gibi şu anda fuller. Etraf kırmızı yanıyor daha doğrusu. Orada bir şey yok. Şimdi şuna bir bakayım. Tamam, değilmiş. Görev yerinden çok çıkmayalım da sonra bir daha bulamayız Allah bilir. İlk defa bu kadar ateş edebildik valla. Rekoru koşuyoruz. Bir de arkadaşlar hani oyuncularla karşılaşırsanız NPC öldürürken merminiz garanti bitiyor. Çünkü oyuncular da hani sizin gibi hızlı bir şekilde kalkan ve can yeniliyorlar. İkiniz de birbirinize şöyle düz vuruş atmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu arada düz vuruşta gördüğünüz gibi işkence. Çünkü nedense düz vuruş yaptığınız zaman kamera sallanıyor. Hani bunu neden birisi düşünmüş bilmiyorum ama böyle bir fantezi uygulamışlar. Bir tane adamla düz vuruş yapalım dedik. En son birbirimizi ıskalıyorduk. Ekran o kadar çok kaynıyor ki bir yerden sonra önünüzdeki şeyi vuramıyorsunuz. Bizim vurduğumuz şey burada değil miydi? Ben seni lootlayacaktım kardeş. İlk defa bu kadar boş map. Orada biri var.
tıkladığına göre oyuncu herhalde. Koşalım. Öldü mü? Ha, oyuncuymuş. Vallahi kardeş sağ ol. Bekle, yanlış şey yapıyorum. Bana loot'unu ver. Tamam, şimdi yapabiliyoruz eşyaları. Relay unit. Üstümüzde iki tane var. Üçüncüyü yaptık. Dördüncüyü de yapacağız. Tamam. Şimdi gidelim bakalım görevimize. Oo, yok. İkişer tane, bunların her bir tanesine koyacağız ve üç tane daha bulmamız lazım. Anladım abi. Bunun ne oldu lan? Lan kırılacaksınız. Boşa gitmeseydiniz bari. Bir daha koyabiliyor muyuz? Bakalım bir daha görevi sayacak mı? Hadi lütfen saymayın. Boşa gitmiş olmasın bunlar. Saymıyorum. Çok süper. Bir de boşa gidiyorlar. Daha da süper. Hani hiç olmayacak, yapma. Hiçbir uyarı yok. Bütün her şeyin harcı öyle. Oyun çok kötü değil. Çok kötü olsa diyeceğim ki lan hiç oynamayız ya da niye ben video çekiyorum ki? Kapat geçerim derim de. Yani cidden güzel olabilecek bir oyun. Ama cidden katledilen bir oyun. Bu tarafa gitmemiz lazım şimdi. Bu sefer mermi yapabiliyor muyuz mesela? Yapabiliyoruz, tamam. Güzel. Şey gibi düşünün, hani elinizde bir altın var, bu altını resmen harcayıp bir köşeye atmışlar gibi. Şu kadar grafikte görev mekaniğini koymasalar, sadece böyle daha fazla mermi verip deseler ki kardeşim savaşın, işte PUBG mantığını düşün ya, 100 kişi olsun, 100 kişi savaşın dese bence çok daha güzel olurdu. Cidden şuradan şuraya atlayamadım mı karakter. Çok uzun süredir bekliyorduk arkadaşlar EVO Vanguard'ı. Yani biraz da ondan böyle şikayet ediyorum aslında. Hani EVO Online ile bağlantılı olacak dediler. İşte bayağı özellik ekliyoruz dediler. Güzel olacak dediler ama sonuç, yani güzel olabilecek bir şeyi katletmek. Şimdi hedef şeyimiz bu. Onu gördüm ama craft yapmak için bir loot yapmamız lazım gene bizim. Bakalım neler var etrafta. Boş. Demek ki buralardan bir oyuncu geçmiş diyecektim. Bu oyuncu mu değilmiş şimdi? Oyuncuymuş. Neyse. Gene bir oyuncu her şeyini verdi bize bari. Bakalım bu donate ile beraber yapabiliyor muyuz? Bir tane bundan. Birileri kapatıyor. Onların vurduğu kişiyi görebilir miyim diye baktım da. Bunlar oyuncu mu ya? Yapay zeka işte güzel bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Şu savaşma kısmı gerçekten güzel. Yani. Yani evet, oyuncuymuş bu arada arkadaşlar hepsi. 4 tane oyuncuyla kapışmışız. İkisini öldürmüş. Savaşma kısmı cidden eğlenceli. Sadece bu olsa yani oyunu 10 üzerinden 7 ya da 8 derim. Çünkü başka bir şeye gerek yok. Ama ekstradan şu uğraştığımız diğer saçma sapan mekanikler var ya, çok uğraştırıyor oyunu. Bir de işte bu sefer oynadığımızda hiç mermimiz bitmedi. O işkence yani bilmiyorsunuz ama siz oynadığınız zaman arkadaşlar, tabii eğer oynarsanız fark edersiniz, çoğu zaman mermimiz bitecek. Ondan sonra yapabileceğiniz hiçbir şey kalmayacak. Çünkü çanta lootlamaya gireceksiniz. NPC'ler sıkacak ya da oyuncu sıkacak. Yapabileceğiniz tek şey diplerine kadar koşup V ile ekran kayan o milli ataklı adam öldürmeye çalışmak olacak. Yani o mekanikleri oyundan kaldırsalar, düz savaş mekaniğine çevirseler bence bu oyun çok daha güzel olabilir. Yine de sizin bir yorumunuz varsa arkadaşlar yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.